Taleti var takım arkadaşının. Derin bir ateşini attı oraya doğru. BBL'in push'unu engelleyecek. Uzak mesafede Jonix sanırım bir headshot göndermiş. Wallbang de karışık olabilir bu. Aslan heal'ını alıyor Fred'den. Drone gelecek. Ondan tabii ki oynama fırsatı olmayacaktır. Hem taret var. Min zaten elinde bir flash bekletiyor. Rakibinden gelmiş olduğunu düşündü. Şimdi o flash bakalım ne zaman kullanılacak. Mid tarafı da kaybedildi ama kontağa girmeye devam ediyor Min. Canı çok az. Bu çok iyi bir haber değil onlar için. Çünkü takımda bir healer yok. Kendi hem duvarı hem de ateşi artık yok roundda kullanabileceği. Ve 22 canla belki de agresif oynayıp B'de fark yaratacağı haritayı şu an oynayamıyor. Emdiyeler Şerif'le geldi yakaladı. Jonix'ten bir takas var. Aslan'ın canı hala çok az. Jonix oraya doğru yakalayabilir mi? Aslan çıkmayı başardı oradan. Tekmemde düşebilirdi belki. Jonix bu arada puşlamaya karar verdi. Top mid tarafından ve inanılmaz önemli bir info aldı. Rakibinin A arkasında olduğunu biliyor artık. Böylece A'da iki stack savunma gelecek. Jonix'in bu oyunu bu roundu aldırabilir. Aslında biraz Sociable'dan round çaldı gibi, rol çaldı gibi oldu bir önceki maçtan. Geldi, Muji yakaladı. Chapaz, smoke arkası orada. Jonix bayağı koştu geldi. Oraya bakan yok, info mu yok? Kimse? İnfo mu yok, bakan mı yok? Yani arkadan düşmüş olması zaten hani bekleniyordu. Muj'un düşünmesinden sonra. Aslan bu arada üzerine gitmek zorunda. Jonix kaçmayı düşünmedi bile. Tek başına Fred var. 5 saniye. Jonix'i görüyor. İkinci headshot'ta ama düşmesi için yeterli değil. 1-0. Burada round'u almayı başardı. Ascent'e 1-0 önde başlıyor. Jonix hemen Ghost'u ile beraber A main kontrolünü alıyor. Aimdel oraya doğru yaklaşacak. Yakın mesafede. İki önce birbirini bekliyor. Tek pistolli oyuncu olarak kaldı Jonix. Diğer oyuncular bir şeyler çektiler. Eko yapmadılar. Aldıkları round sonrası diyebiliriz. Pova'dan smoke geldi. Smoke arkasına çıkacak ilk oyuncu. Aslan'ı buldular. Bir tane daha Paranoia ile beraber çıkacak gibi. Çok güzel Paranoia. Biraz zorlandı vurmakta ama yeri belli oldu diğer rakibinde. Aimdel'de uzundan bir kill çıkarmış. İki oyuncunun da yeri belli. Artık BBA tarafında Pova'ya güzel bir burst geldi. Yani kapının kapanması ona yetişti. Ya biraz hani o kill geliyor belki ama zorladılar orayı. Fred şimdi yerdeki Şerif'i alıyor. Aimdel'i görecek. Güzel cross koymuş. İyi bir deneme. Marvol. Ya BBL'in burayı en az 4 oyuncuyla birden yaşayarak alması lazım ki gerçekten ekonomik olarak onlara worth bir round olsun diyelim. Öne çıktı bu arada Jonix ve kapalı da bekliyor şu an için. Muj zıplayarak sanırım Ant'yi aldı ve selam. Info'yu aldı ama iki tane oyuncuyu gördü. Jonix çok zorladı burayı. Gerek vermedi böyle bir denemeye bilmiyorum. Çünkü yani zaten siz önde olan takımsınız. Rakip biraz hani acaba nereden girebilirim, neresi boştur, neresi zayıftır diye kara kara düşünürken Jonix'ten bir zorlama geldi. Bir de yani bunu 3 kişi yapsan olabilirdi belki yani. Baskılayalım ortaya alalım 3 kişi mesela. Yani bence Baylink'e direkt facelemek yerine, direkt hani düelloya girmeye çalışmak yerine bir tane smoke bırakıp top mid'e doğru yürümeyi tercih edebilirdi. Evet çok şansı vardı ama bir Baylink istediği şekilde oynadı belki de. Şimdi oraya doğru sanırım bir duvar koyacak Fred. Kendine boost yapıp enter arayacak side tarafından. Pozisyonunu aldı Min. Keşif oku için yerini almıştı. Bu arada Aimdel Pova'yı vurarak başlamış. Marvel'dan Kero'ya güzel bir headshot var. Kayıkhaneden. Chapaz Aimdel'i lockteyken yakalıyor. Şimdi side tarafında tabii hiç beklemeyebilirler. Yeri çok iyi Min'in. Üzerine doğru atlayacak ilk oyuncuyu buldu. Min iyi bir savunma gelecek mi? Muj. Yani çok zor bir vuruş çünkü atlarken de vurmak çok zor bu oyunda. Ve Chapaz 1v2 oynamaya başlıyor. Fred bu arada diğer oyuncunun yerini biliyor Fred. Düzeltiyorum Chapaz. Fred'in yerini biliyor. Side'in üzerine doğru oynamak isteyecek. Buzdan duvar kırıldı Side'in içerisinde ve birebire getirdi. İnisiyatif şu an Chapaz'a geçti. Duvara çok yakın bir şekilde çıkmak isteyebilir. Headshot angle'da Şerif'i çekti Chapaz. Bir fake. İsabet edecek mi diye bakıyorum. Son verme. Hayır. Muj'da sadece Guardian var. Normal bir silah çekemedi ekonomik olarak. Adı Side'de tam. Silahların alındığı bir round'u izleyeceğiz. Bu arada Jonix atışını kaçırdı. A tarafında iki kişilik bir kurgu mevcut. Görüş sağ olun. Yine arkasına doğru bir atılan keşif oku var. Burada yine Jonix cross'lu kalacak. Yani Haven haritasında mainlerin kolay kolay alınamadığını görmüştük other side'de. Bu sefer savunma tarafında daha proaktif bir oyun. B önünde de iki tane oyuncuları var. Elinde Paranoia ile bekliyor sanırım Pova. Yine bir yandan flash ile birlikte shoulder'da Min var.
Taret ilk kontağa girecek isim. Other side'da. Canım dostum Taret. Ama şapasının düşmemesi lazım. Ve şapas çok önde. Hiçbir yardım yok. Yok ve kaçabileceği bir ajan da değil oradan yetenekleriyle beraber. Şimdi drone duyunca geri çekildi. Drone bence biraz onun yardımına koştu. Oy. Ve şapaz geriye kaçarken aslana çok güzel iki mermi gönderdi. Fade away gibi. Aynen böyle geriye doğru hafif yaslanarak havada. Bu arada aim diyeler spike'ı taşıyor ve tek başına Marvel'ü hiç burada beklemeyebilir. Jonix cross'lu bir şekilde aynı. Refail'le çıkmadı aim diyeler. 20 saniye. Evet yani kötü bir hücum daha geliyor sanki BBL'den. Yalnız Jonix çok kolay bir vuruş kaçırdı. Karo'dan bir headshot var. Koşması şimdi lazım. Şimdi spike almak için gidecek ama çok da zamanı yok. O zaman Marvel yani... Son 10 saniye. Evet her köşeye bakarken zaten Karo kaybetti zamanı. Fred belki kill aldı ama yapabileceği fazla bir şey yok. Mush Pova'yı bulmuş. Tabi adı zaten oyuncularında artık en azından silah düşmesine de gerek yok. Yarım roundda bunu deneyecek BBL. B tarafında biraz kalabalık geldiler. B'de üçlü savunma var ve Min flash'ını bekletiyor. Tam tersi ek olarak düzeltiyorum. Pova da Paranoia'sını bekletiyor. Sesler duyuldu bu arada. Pova Paranoia'ya göndermeye hazır. Flash'lar geldi. Duvar arkasına doğru güzel bir spray Min'den ama tüm mermileri kutuya attı. Fred çok kolay iki tane takas aldı. Yani bir de aslanı kaldırdı. Fred'den harika bir oyun tabii ki orada takaslarla birlikte ama Other Side burayı çok daha iyi oynayabilirdi. Evet. Taret'in kontağını hiç beklemediler bile Antek olduğunu bildikleri için. Şapaz iki tane headshot gönderiyor sanırım oraya doğru. Biri kill'e dönüştü. Jonix bu arada önündeki yanıcından çıkamayacak henüz. Marvel ile Jonix yalnız kaldılar. İkinci sıçrama da geliyor havaya doğru. Takım arkadaşına zaman yarattı ama Mush bu ultiyi biraz ucuz harcadı. Evet, Kero'da yine bir Brimstone ultisi var. Bunu uygun bir yerde kullanabilir ama site'de sıkışmış durumda. Wallbang denemeleri Jonix. İyi kaçtı oradan Aslan. Şimdi Jonix yavaş yavaş yan yola doğru gelecek. Yanında Marvel'la beraber Aslan yakın mesafe. Jet ultisini açmış durumda. Oraya doğru çok güzel bir Brim ultisi geldi. Aslan önüne doğru gelecekler. Aslan bunu değerlendirmek istemedi. Bekledi yakın mesafe. Sağ critten kill çıkmadı ama Janas son kill'de Kero'dan geliyor ve BBL bu round'u çalmayı başarıyor. Vay yine açıktan almaya çalışıyorlar. Jonix çok önde. Dash'le birlikte kaçabildi belki ama çok az canı var. Ve can tazeleyecek kimse yok kurguda. Şimdi oyun biraz yavaşladı. Uzuna doğru yerleşen BBL oyuncularının önceki hedefi tabii Other Side'dan bu Echo Round'da belki bir deneme, belki bir açılma ve işlerini kolaylaştırmak aslında. Kısaya doğru bırakılan bir taret. Gelecek rakipleri bekliyor. B'yi boş bıraktı. Other Side bir kumar oynadı. 3 A savunması 2 de mid. Ki mid şu an için arkalamak üzere hazır bekliyor bir yandan. A tarafından gelecek belki bir toplu hücum sesinden sonra. Midden çıktılar yavaş yavaş. Oo orada yani aimdeler bekliyor ama şimdi fark edecek birazdan rakipleri. Ve ilk fark ettiği isim Min oldu. İkinci de bulacak aimdeler. Çok iyi bir lurk oyunu. Aslan bu arada ön tarafta şapazı yakaladı ve Marvel takasa giremiyor. Aslan izin vermedi. Jonix tek başına Heaven altında round başı aldı hasarla birlikte. Tabi burası eninde sonunda kontrol edecek. İki tane smoke yan yana olduğu için Heaven altına kadar sarkmış bu smoke'lar. Bakalım Jonix kendini ne kadar durdurabilecek. Onu duramadı. Kero'dan gelen headshot. Durum 3-3. Bunu ne kadar yapacak göreceğiz. B tarafına doğru. Operator ile gelmiş Jonix. Oraya doğru giden bir drone da var. Min. Uzun savunmasında Pova. Saklanmaya çalıştı. Yalnız Min'in üzerine geldi. Armor'ını aldı neredeyse ama. Uff ikincisi çok kötüydü. Min oradan kaçmak istemedi. Yani, İkinci gelmez diye ama. Min adına keşke dedim ki sadece armor'ını almış olsa. Oo bir de üzerine flash peek attı. Min biraz kontrolü yitirdi bu roundda. Pova halbuki şaraphanede beklemeye devam ediyor. Ya ona biraz yedirmeye çalıştılar ama çok mu belli ettiler acaba? Şimdi oraya doğru bir nanosür var. Evet belli oldu. Pova paranoyasını kullandı. Kaçmaya çalışacak. Oradan çok güzel kaçabiliyorsunuz teleportla ve Pova Omen'in buradaki avantajını kullandı. Takımların çoğu ağzında bu hareketi deniyorlar. Eğer şaraphane fark edilirse kaçabiliyorlar teleportla. Ama tabii oyun dezavantajı hala var. 4vs5 durumda adı sayısı olması biraz zorlanacaktır. Aksadan açılıp iki oyuncu fark yaratmaya çalıştılar. Kero oraya doğru bir smoke bırakacak mı diye bakıyorum. Evet artık birazdan bırakacak mı? Top mid'de oyuncuları da var. Ve oyunu B'ye çevirdi BBL.
Smoke'dan bu arada vazgeçti çünkü B-Execute'a doğru ilerliyor oyun. Marvel önde yakalanabilir. Smoke içerisinde beklemeye devam ediyor. İkinci kill Marvel Kero'yu görmedi bile neredeyse ve Jonix hala orada. Çok iyi iş. Şimdi isabeti buldu. Tek başına Fred kaldı artık B önünde. Marvel'ı görmedi tek mi? Hayır. Merdivenlerden çıkıp üçüncü kill'ini yine Marvel aldı. Headshot yerken attı. İnanılmaz. Aim punch'a rağmen kritik bir round'tu. Öne geçme fırsatı BBL içinde ama Otherside izin vermedi rakibinin bu fırsatı yakalamasına. Şimdi 3 tane ulti var Otherside savunması. Bakalım nasıl bir oyun kurgusu mevcut. Yine round başlarında proaktif oyunlar gelmeye devam ediyor. Turret'i kırabildiler sadece. Bir flash'a mal oldu. Bir tarafında tek başına Kero'yu bıraktılar. Kero'nun önünde bir alarm bot var sadece. Evet, BBL'in yavaş ucumu. Jonix yine B main tarafından açılıp operatorla yerleşti. Bu biraz daha B savunmasını atlatacaktır Otherside için. Tabii ortaya Kero'nun çok hızlı girdiğini görüyoruz. Yani şu an pazar kontrolünü almak üzere orada bir alarm bot var ama eğer olur da oyunu B speed taktiğine çevirirse BBL bu yakın mesafenin avantajını çok iyi kullanır Kero. Birazdan alarm botu fark edecek. O kırıldı. Orta kontrolü alındı. Pizza kontrolü için tamamen BBL'de. B tarafına doğru kapı kırılıp koşulacak. Jonix main tarafında kalmaya devam ediyor. Oraya doğru gönderilen bir Marvel ultisinden Aslan Majadov kill'i gelmiş. Jonix'ten ikinci kill var. Jonix main tarafını bırakmıyor. Spike düşürüldü. Şimdi aldı. Onu Kero. Jonix'ten bir timing. Başarılı değil belki ama yani şu an tüm infoya sahipler. Belki Spike vermiş olsalar bile. İndiyeler Rök'ten bir kill. 2 3 gelecek mi? Aim DLL. 10 saniye kaldı yalnız Jonix içeri girmek zorunda. Arkasında kaldı. Muj üzerine oynayacak. Hayır. Şov yaptı resmen aim DLL ve Marvel düz son oyuncu. Hani aimler de yanıyor tabii Otherside'da. Bir yandan onlar da düello kazanmaya devam ediyor normal şartlarda. Burada aim DLL engelini geçememiş olmak gerçekten çok pahalıya mal oldu. Adam avantajı halbuki Otherside'da. Evet. Yani 4'e 3'tü. Evet yani. Ve sadece side'e geçen 2 tane oyuncuları vardı. Kesinlikle öyle. Bu arada Aslan! Aslan! 3 tane kill çıkarmış kısa tarafından. Oradan bir de çıkmayı başarmış. Biz haritanın diğer tarafına bakarken ve BBL yine avantajı buldu. Bakalım. Tabii eş zamanlı aksiyon olunca hangisine yetişeceğimizi bilemedik. Şimdi main tarafında Marvel var. Jonix de ortak olan pushlamaya çalışacak. Arkasından geldi. Biraz zorlandı Fred aim koymakta ama yakın mesafe bu kez kaçırmıyor. Düzeltiyorum. Kero yardıma geliyor. Ve son kalan isim Marvel. Yeri belli. Böylece BBL tekrar öne geçmeye doğru gidecek. 5-4. Spike yerleştirildi. Şimdi tabii Marvel Fred'in de seslerini duyuyor. Çok rahat bir kill oldu Marvel adına. Frenzy ile birlikte yerden alabileceği bir silah var ama onu baskılayacaklarının farkında ve ikinci kill. Marvel 3'e doğru gidiyor ama cross'unu tam olarak oturtturamadı. Der ulti ile başladı main. İlerliyor güzel bir flash. Kör etmeyi başardı ama kill çıkmadı. Jonix'ten bir tane var. Şimdi A savunmasındaki oyuncular geri çekilecekler. Min'in ultisinin düşmesi sonrası. Daha pasif bir savunma olabilir. Pova işaretlendi. Geri kaçmaya çalışıyor. Bakalım Muj yakalayabilecek mi? Pova'ya bir tane denk getirdi mi diye bakıyorum. Son oyuncusu denk geldi. Yarım can. Oradan geri çıkacak. En zoru denk geldi yani. Evet. Diğerleri yani, de rakibini görebiliyordu ama. Sonuncusu blind'tı yani hani ağzın tarafında biri vardır herhalde diye attırmış. Ve Pova'ya denk geldi. Spike arkasında. B arkasında hala iki oyuncusu bekliyor BBL'in. Tabi harita biraz genişledi Otherside savunması adına. Onlar da nereye ağırlık vereceklerini, oyun nerede biteceğini tahmin etmeye çalışıyorlar. Muj elinde ne varsa çıkardı. Buradayız hissi evet. Yaratmak istiyor. Tam tersi Kero'da full utility var şu an. Yine Fred'le beraber. O ikisi round'un execute kısmına geldiğimizde ki şu an B main'e doğru yaklaşıyorlar. Kullanılacaktır bunlar diye tahmin ediyorum. Marvel yine bir yardım savunmasında yalnız bunu okudu Otherside. Çok iyi okudu. Pova'dan iyi bir yardım geldi. 45 canı var sadece Pova'nın ve Şapaz'da da bir ulti var. Ama ulti kullanabilecek bir açıda mı? Şüpheli. 20 saniye yani şu an kullansa aslında iyi olabilirdi ama Şapaz! Midair buldu Aslan'ı. Birebir takastan sonra Şapaz'ın yerini biliyorlar. Bir kişi fokus sanıyorum oraya doğru geldi. Hasar ala ala side'a girmek zorunda kalacaklar ama Şapaz'ı şimdi kontrol edemediler tam olarak. Nedense ilgilenemediler ve 5 saniye 4 saniye Şapaz hala yaşıyor ve vurmaya da devam ediyor. 5-5.
burada bir çözüm olabilir ama cevap olarak da Shapoz'un ultisi var. Tabii. Bu yani... iki ulti büyük ihtimalle birbirini ötüleyecektir eğer kullanılırsa. Yani savunma tarafında daha çok işe yarayacağını söyleyebilirim. Çok değişik bir açı bu arada Aksa'daki. İki oyuncu da altlı üstlü beklemeye devam ediyorlar. İkili bir oyun söz konusu. Yani buradan gelebilecek bir oyundan ziyade şu an mid'e doğru oyun kuracak gibi izlenim yakaladım ben BBL ekibinden. Marvol dikkat etmeli. Sadece market geçiş açısını izliyor. Orası şimdi kapatılacak. Tabi sesleri duyuluyordu en son ama Brimstone'un sonra rakibi... tam olarak ne oldu bilmiyorum ya. Yani çok yakın. Rivayete göre duyulmuyor olabilir. Geliyor. Bilmiyorum. Kaçın bir bakmak bence lazım. Evet, Tecid geldi şimdi hücum tarafında AMD Helal'den. Oo, yalnız short'taki oyunu da bozmak zorunda kalacaklar. Evet. Mid'e doğru hareket etmek zorunda kalacaklar. Ve Keron'un önüne frag yağabilir. Şu an sesleri duyuyor. Atlayan bir oyuncu var. İlkini vurdu, ikinciyi de buldu. Kero'dan çok iyi. Lurk oyunu. Üçünü de vurdu Kero. Biri. Herkesi vurdu. Shapoz'dan takas geldi ama zaten ya. Kero round'a imzasını attı. Çok ilginç gerçekten. Şu oyunu bozmak için ya Rafters'a döneceklerdi ya da mid'e gideceklerdi. O info kanalı çok daha gerçekten ortada geçiyor ama BBL'in round'lar her ne kadar al-ver şeklinde ilerlemiş olsa da günün sonunda istediğini elde ettiğini söyleyebilirim. 6 round gerçekten Ascent haritası ilk yarısı için, hücum tarafı için çok iyi. O fight istiyor Jonix bu arada. Fred de istiyor da. Ama işte Marshall'ın headshot yani çözümü. Ve Fred yani orb alsa ya da kill çıkartsa, plant alsa ultisi var. Sage yani ilk yarının son roundunda hayatta kalması gereken bir ajan belki de. Şimdi BBR olmadan oynamaya çalışacak. Kero ortaya doğru yerleşti. Pizza kontrolü. Bu kez çok daha derin bir lurk yapabilir. Ama önce o oynarsa tabii sıkıntı olabilir biraz. Evet. Çünkü onu bekleyen oyuncular var. İkinci kez aynı hatayı yapmak istemeyeceklerdir. Taktik bu arada A tarafına işlemeye başladı uzundan. 3 tane main oyuncusu var. Bence Kero bu kez çok derin bir lurk yapacak diye tahmin ediyorum artık herkes gittikten bayağı sonra. Bayağı plant'ten sonra olması gerekir bu lurk'ün. Ama çünkü tabii nasıl girecek buraya BBL? Yani o da... 3 savunucu var. Önemli bir soru ve B tarafı bomboş şu an. İleriye doğru çıkacaklar. Aslan bir peek almak istedi. Cezalandırılamadı şu an için. Yakında bir var ama MDL'ler iki tane entry. Şimdi Kero'ya bakıyorum radardan ve Shapoz'u yakalamış. Müthiş oyun okudu yine. Ulti gelebilir belki ama tek başına Marvol. Şimdi o ulti short tarafına doğru erken kullanıldı. Kero düşebilirim düşüncesiyle kullandı muhtemelen. Marvol fark etti. Kolay bir kill oldu. Hemen ultisi geldi. Erken mi kullandı? Bakıyorum MDL'li bulacak galiba ama... Emdilerini yani işaret etmedi bu. Etmemiş demek ki. Tam üzerinde iyiydi ama tam kamera değişti. Şimdi Pova paranoyasını gönderdi. Side tarafına doğru orada keşif oku geldi bir tane. Elinde silah da yok. Marvol. Son kalan isim olacak. 1v3. İşaretlenmiş bu arada Emdiler. Yani üçüncüyü niye denemedi bilmiyorum. Üzerinde baskı olabilir düşüncesiyle ve... Aslan Maşadov'un son operatör kili 7'yi getiriyor BBL'e. Zaten 3 ghost hücumda. Other side tarafında. B'ye biraz yakınlar ama şu an Spike... Henüz bir base'e yaklaşmış değil, bir ulti küresi alınma fake'i atıldı B arkasından. AMD'ler oraya doğru cross görmeye devam edecek. Jonix aldı bu arada ulti küresini. Tabii oyunun en ilk ultilerinden bir tanesi Jett ultisi için. Enteresan bir pozisyonlama. Fred bakıyor kısaya doğru ama elinde bu arada duvar var sadece. Aa, uzun girerse ki aslan açılı bakıyor, Fred ölebilir birazdan. Fred'e bakan kimse yok. Ya bu büyük bir hata ve... İlk kill geldi Shapoz'dan, takas var. Aslan belki kill aldı ama burada yanan Fred oldu. hiç güleceği yoktu bu arada ya. Fred'e de üzülmüştüm. Sen bu esmini yapana kadar. MD'ler bu arada line tarafına gelen nano sürüler var. Kero önünü kapatacak. Burada olabildiğince zaman yaratmak istiyor ama Kero hem headshot yedi hem MD'ler düştü. Smoke içerisinden bir tane daha kill bıraktı. Aslan yakalanmış, bir şok oku daha. Jonix Kero'yu bulunca tek başına Muş birebir kaldı. Evet, Jonix'in side'de olduğunu biliyor, biraz ses yaptı. Bu arada Muş dolaşmış durumda, yan yoldan rakibini gördü ve net bir vuruşla beraber BBR kazanıyor round'u. Çok kritik gerçekten ve arkasında ikili bir oyun söz konusu. Fred yerleşecek oraya doğru. Fred anti-flash'a dönmeye çalışıyordu sanıyorum. Oh. 4 tane oyuncunun yeri belli. Gelen bir şok oku önde patlıyor biraz. Ve bu smoke'tan sonra Kero'nun hemen... Kırması gerekiyor. Kıramadı. Muş, o da yeri belli edilebilir ki öyle oldu. BBL adına büyük talihsizlik ama Other Side harika taşlandırdı burayı. Yani bilmiyorum. Ya top hücum ettiler. Spectre'ler yakın mesafe. Tam tersi BBL buna hiç hazır değildi. Yani hem ağzındaki oyuncular olsun hem yerleşimlere baktığımızda
Adasaydın böyle bir risk almasını beklemediler. Eğimdeler sarmalını gönderdi, bir de uzuna gönderiyor. Sol tarafa pikleyebilecek bununla beraber. Oraya bir taret koydu. Taretin arkası dönük. Yakın mesela fark etmeyecek ama Marvel'a güzel bir reaksiyon veriyor şimdi. 2 vs 3 hala alınabilir bir round aslında ama Aslan'ın canı çok çok az. Çok az. Bir mermiye düşecektir ama oradan yakaladı Mane'i. 2 vs 2. 2 oyuncu da Heaven altında. Aslan atlıyor. Artık Jonix orada takası almış durumda. Aim diyeler. Bir oyuncuyu biliyor. İkinciye bakmayabilir. Pova kendini saklamaya devam edecek. Double pick geldi ama Jonix 4 kill ile beraber. En erken roundda aldığını söyleyebiliriz yine aynı şekilde. Aha önünde 3 tane, hatta Pova ile birlikte 4 oyuncu gelecek. Kero bu arada bir yandan kaçmaya çalışıyor. Side'ı gezmeden önce Kero kırmayı başardı. Ooo Jonix ulti ile birlikte kili çıkartamadı. Yani evet, belki Eko'ya karşı oynuyorlar. Round kazanılabilir Red. Other Side'den ama bu arada Aslan bir deneme başarılı değil. Fred geliyor. Biraz zor oldu ama aldı. Şimdi canını da yenileyecek. Bu önemli bir avantaj tabii ki. 4 vs 3. Avantajın BB'ye geçtiğini söyleyebiliriz ama silah noktaları biraz sıkıntı. Aim DLL. Şapaz tarafından yakalandı. Bu arada ulti ile beraber Mean gidiyor. Artık kullanmak zorunda kaldılar. Round o kadar krize girdi ki. Other Side'dan yani Mean artık ulti ile kaçamadı. Muş. Heaven'dan pikleyecek. Aslan önünden reklamlar gibi geçti. Şapaz. Şapaz'dan bir kill daha, son kill Mean'den geliyor. Bakalım hücumda neler olacak. Drone arkası yolculuk başlıyor. Jonix'le beraber Mean. Aim'deler bu arada drone'u kırdı, yeri belli oldu. Yalnız Muj'dan çok oklarına bakıyorum. Ciddi bir hasar var mı? Mean biraz sanırım. Jonix'le beraber hasarlanmış. Ve hücum tecdidi geldi. Yani bu... Şimdi onu kırabilecek bir sova ultisi yok. Şok oklarıyla kırabilirdi muhtemelen bu arada. Ya evet. Direkt klasik oraya konulacak. Dediğim gibi bu hesaplanması lazımdı belki. B tarafına çok net bir hücum geliyor artık Other Side'dan. Bu arada Muj. Neden? Çok zorladı orayı. Aslında yeri açığa çıktıktan hemen böyle saniye içerisinde peak almak istedi. Hem şok oku var. Burada yakına giren Mean olmuş tek başına. Herhangi bir takas mesafesine sahip değil şu an Mean. Dikkat etmesi lazım. Çok önde kaldı. Şimdi Aslan'ın üzerine doğru bir duman bulutu Jonix'ten çıkıyor. Mean'i kontrol edecek. Oh. Yarım bir kontroldü bu ama. Şapaz şimdi Kero'yu yine buldu. Bir anda tek başına Aslan. 1v2 oynamak zorunda. Jonix yakında merdivenden geri çekildi. İki oyuncu da yan yana. Büyük ihtimal yardımla oynamak isteyecekler. Jonix backside'e kaçtı, tahmin etti. Ama Jonix'ten hemen yardım. Kimseyle karşı karşıya gelemeden ve düştü. Ve prefire açısında öldü evet. O da yani. Smoke içerisinde Sana doğru bastılar. Hani aynı saniye içerisinde keşif oku tarafından yeri tespit edilmişti. Bu arada Aslan Jonix'i bulmuş. Sanırım bıçakları yiyerek. Pova'nın üzerine de gitmek isteyebilir şimdi. Çok iyi bir off angle da şimdi. Diyor ki burası benim. Evet yani oraya imzasını attı. Şu an yerde bir tane de vandal var. Onu gelip almasını istedi Muj'un. Muj aslan bakarken gelecek, o vandal alacak. Tabii bu arada ne kadar hızlı B'den A'ya dönecekleriyle alakalı bir durum round'un devamı. Çünkü A tarafına hücum gelmeye başladı. Uzun tarafında 3 tane oyuncu var. Orada sadece Marvel var. Bir duvar koyuldu. Marvel bu arada Aim'den iyi bir deneme. Fakat Kero arada kalmış. Marvel ikinci oyuncuyu beklemeyebilir. Aim'den orada yakın mesafe. Kill çıkmadı. Mean her yere koşuyor. Şimdi Fred'den bir kill gelmiş durumda. 3 vs 3. Yani 3 vs 3 ama Fred'in pozisyonu gerçekten çok iyi değil. Ve sıçrayarak şimdi Aslan. Mid'in boş olup olmadığı, lurk oyuncusunun olup olmadığı infosunu almaya çalışacak. Aslan bir dash var. Alarm ot yerini tespit etti. Bu yüzden hemen oynamak istemeyebilir. İki oyuncu arka tarafta. Aslan iyi cross koydu ama önlerinde bir şok oku var şimdi. Undraven'ın üzerine oynayacak Aslan. 5 bıçak isabet almadı. Şapaz'dan gelen bu kill ile birlikte Muj düştü. 9-8 öne geçiyor Other Side. Şimdi A uzundan yine erken bir kontrol altına alma çabası olacak. Fred ortaya bir boost ile beraber bakacak. Oraya şimdi drone geliyor. Fred bu arada top mid'den yakalayabilir miyim diye baktı. Yani yakalanmadan karşı için şansı açıkçası. Muj da beraber. Bir pazar crossfire'ı var Fred. Çok açık. Bu Mean'in ultisi geldi. Muj kendini saklıyor. Yakın mesafe ultiyi yakaladı. Mean bu arada bir kill çıkarmış. İkinci oyuncuyu Jonix buldu. Ve iki tane entry'yi bulan Other Side B'yi hızlandıracak. Aim diyorlar orada güzel bir headshot. Hemen açısını değiştirdi. İyi bir pozisyonu var ama Kero yakalandı bu arada. Short tarafı Aslan'ı bulan yine şapaz olmuş. İkinci kill round'daki tek başına Aim.dll kaldı. 1v4 oynamak zorunda. Bu arada yerini bilmiyorlar. Yerini bilmiyorlar. Aim.dll 1v3'e getirdi oyunu. A'ya gittiğini biliyor. Bir oyuncu B'de kaldı. Şimdi kontakta kalıyor bu arada Aim.dll. Yani Mean zamanında gelemezse burayı 1v1 oynamak zorunda kalabilir. Marvel ya da şapaz. Dediğin gibi TCT koyacak şimdi yerine. Side'den çıkartacak ama bir yandan gözler Mean'de. Tabii 10 saniye biraz bekleyecektir Aim.dll.
Ulti şimdi kullanıldı bir yandan. Heaven altına yerini hemen biliyor. Atlamak isteyecek. Şapaz takım arkadaşını koruyabilir mi çok emin değilim. Ama zaten Şapaz bu düellüyü kaybederken zamanı yarattı kendine ve Marvel. Fark 2'ye kadar çıktı. Other side'den bir 11 görecek miyiz? Kero bu arada hızlıca slow üzerine Mori'yi kullandı. Tabii çok fazla alt tarafından hızlı hücum yediler. O yüzden bu kez biraz daha orayı öncelikle kontrol altına alma çabası var BBL'in. BBL'de bu arada ilginç bir yatırım var. Yani ekstra parası olduklarından dolayı mı bilmiyorum ama BBL ekibi 2 tane rifle almış. Aslan şimdi vandalıyla silahını ateşlediği için yeri ve infosu yani, aslında. Silahlı infosu alındı ama beyne doğru 3 tane hatta 4 tane oyuncu ilerliyor şu an other side'dan. Bir ulti küresi alındı. Mine. Şapaz'ın aynı şekilde tecriti var. Geliyor. Şimdi kaçın o tecrit kullanılıyor. Kero kıracak onu ultisiyle. Midye'ye bakıyorum. Hayır, kırmayı tercih etmedi. Oraya doğru bir Sova ultisi var. Oo. Kero'dan çok güzel bir headshot geldi ama pozisyon çok zor. Pova'dan takas gelmiş. Bu arada kırılamadı. Evet, kırılamadı ama zaten kimse yoktu Kero dışında. Bakın devamında Aslan. Yavaş yavaş pikleyecek. Jenerator arkasındaki oyuncuyu gördü. Marvel'ın piklemesini bekliyor. Marvel gerçekten çok iyi ayak oyunları. Min flash'ını hazırladı. Arkasını döndü ama yeterli değilmiş. Min hala orada. Şimdi Heaven altında oyuncu arıyormuş. Fred'den bir kill gelmiş ama son kalan isim Muj olacak. Ve onu da Şapaz bitirdi. Other side. Ve hedef roundu şimdi. BBL bunu kaybederse 3. haritayı konuşmaya başlayabiliriz. Kesinlikle. Şimdi Fred B tarafı savunmasında yanına Muj var. Muj ortaya doğru yardıma gidecek. Orada bir drone sesi duyuldu zaten. Ortaya doğru. Bu arada A uzundan pikleyen 3 tane BBL. Taktiğini almadı, infosunu verecek ama bu biraz geç olabilir bile. Fred. Muj'dan güzel bir yardım var. Fred yakalandı. Jonix entresini buldu. Hemen yan yol tarafına Muj gönderiyor ki şok okunu ama ciddi bir hasar yok. Pozisyon değiştirdi, ortaya geldi. Şimdi pizza tarafında boş olduğunu söyleyecek. Zaten 3 oyuncusu da side tarafında. Sadece arkaya doğru Marvel. Çok cesur yani, çıkmıştı. Bence kill almadan bile ölebilirdi. Kesinlikle öyle. Imdial bir timingle yakalayabilirdi rakibini. O spawn'a gidiyorlar. Şimdi spawn'da bakalım kaç oyuncu pozisyon olacak. Akıl oyunları. Bir side rakibinin almasına izin veriyor gibi gözüküyor. Şu an buton önünü izleyen Pova var. Oradaki turret hemen kırıldı. Imdial ile Aslan ikilisinden killer. Şapaz'ı burada beklemeyebilirler yalnız. Muj silahın ucu gözüküyor. Kontak oynayacak burayı Muj. Site'de olmadığını biliyorlar artık ama Şapaz tekiği çok iyi yerde çekti. Az canı var ayım diyelim. 12'ye doğru gidiyor. Harika kazandı bu roundu Şapaz. Arkasından takip etti rakibini. Ve artık bitirme fırsatı bu haritayı ve seriyi 3. haritaya götürme fırsatı alır Side için. Şimdi duvar hemen kırılacak mı? Kırıldı. Drone'la beraber geliyor. Fred jeneratör tarafında. Aslan duvar arkasına yerleşmiş. Judge da beraber. Judge hala çok güçlü. Takımlar tercih edebiliyorlar zaman zaman. Biraz ekonomisi arttırılmış olmasına rağmen 3-0 güncellemesiyle beraber Valorant'ta. Hala eğer rifle alamıyorsanız yakın mesafede çok kıymetli bir silah. Evet şimdi aksaya doğru 4 oyuncu çevirdiler. Uzuna sadece Marvel'ı bıraktı other side. Yine bir alsa pit taktiği gelecek gibi niyet öyle görünüyor ama ortaya doğru Jonix'ten bir hamle var. Ya kısayı da neredeyse hiç izlemiyor şu an yalnız BBL. Orası gap. Çok odaklı bir side savunması. Yani Aslan arkası dönük yakalanabilirdi şu ana kadar. AMDL'in izlediği sadece şöyle açılı bir Rafters geçişi var. Onun haricinde kapalı bekliyor. Ve B tarafına da çok yardım edemeyecekler bunu söyleyelim. Fred'in yeri belli oldu bu arada. Eyvah eyvah Kero. Karşısında 3 tane oyuncuyu bulacak bir anda. Duvar açıldı ateşten perde. Ve Pova entry'yi alıyor. 5v4 adam avantajı. Tek başına Muj'un üzerine yürüyecekler. Bir mermi isabeti var ama kill çıkmadı henüz. Bir tane kill, ikiyi de bulmuş. Daha fazla neler yapabilir. Çok güzel bir anti flash ama Min takası alıyor ve site bomboş. Şimdi 3vs3 en azından Muj oynayabilir bir hale getirdi takımına bu pozisyonu. Kero'nun erken kaybedilmesi sonrası Fred Kero'yu kaldırdı. Min flash'ını atacak, çıkacak onların içerisinden yakın mesafe. Kimseyi yakalayamadı Eğimdiyelal. Min'in ultisini yakalıyor. Fred'den ikinci kill geldi. Marvel'la Min son kalan isimler. Min ateş içerisinden bir yere kadar ve Marvel'u da Kero takasladı. Yani oyun nasıl döndü anlamadım. 3vs5'ten BBL ayakta kalmayı başardı. Şu an other side adına iyi bir kontrol var. Fred önde yakalanabilir. Hemen yanında Kero mevcut. Min buradan çıkmak istemeyecek çünkü bir yavaşlatma atıldı. Güzeldi bu arada yavaşlatma. Bayağı ışık kesti çünkü. Min hazırlamıştı flash'ına girmek evet, için. Evet, evet. Şimdi bir flash daha var bu arada. Tecrit kullanıldı. Duvar şimdi açılacak. Geri çıkmaya çalıştı ama o duvarın tamamı neredeyse kırıldı diyebilirim.
Caro da ultiyi kullanabileceği. Şimdi kuvvetlendireceği gönderdi. Phantom daha ne kadar hızlı olacak? Yalnız önünden geçti, o infoyu vermiştir Jonix mutlaka. Caro yine de bakan kimse yok oraya doğru. İki tane kill aldı. Jonix'ten takas var ama Caro fazlasıyla hakkını verdi pozisyonun. İstediği pozisyonunda bıraktı bu arada takım arkadaşlarını. Top mid'e doğru düzeltiyorum. Heaven'a doğru yürüyecekler. Çok güzel. Çok iyi bir flash peek ama sadece bir kill. AMDLL buraya doğru gelip tecriti şimdi kuracak. Ya şu an ekstra oynaması sırası Min ve Pova'da. Evet, sadece şaraphane var. Kaçabilecekleri oraya doğru, ikisi birden çekildi. Zaten info da alındı bu arada Min'den. Oraya kesin bakacaklar. Min. Olay, oraya doğru gelen bir flash'tan çıkmaya çalışacak. Yakın mesafe iki oyuncu, 2'ye 1 pozisyon. İlk kill'ini aldı ama Muş. Bu arada giriş çıktı ara çok zor o gardiyanı kullanmak. A tarafında yine Fred biraz agresif savunmayla A'nın hızlı gelmesini engelliyor ama A'ya girecekler gibi. Caro işaretlendi, şimdi ultiden bakalım yakalanabilecek mi diye bakıyorum. Fred bu arada slow'unu attı, saate doğru bir ulti var gelen. Fred yakalayabilecek mi? Kimseyi yakalayamadı. Ve yine 3vs5. Bakalım buradan neler yapacak BBL. Aslan ultiyle beraber geldi oraya. Bu arada bir sov ultisinden bakalım Muj bir şey çıkarabilecek mi diye bakıyorum. Bir şey çıkaramadı. Ve Spike Rant şimdi alınacak. Yalnız ateşten duvar var. Min Spike'ı kurmayı başardı. Jeneratör tarafından içeri girmek isteyebilir. Bir oyuncunun yeri en azından açığa çıkarılacak. Alarm bot patlamadan önce AMDLL tarafından kırılıyor bir yandan. Hemen altında biliyorlar. Ateşledi Aslan ikinci kili. Yeri açığa çıkmıştı. Üzerine gidecek ama Pova izin vermedi ve tek başına Muş. Yeri ortada. Wallbang'lerle birlikte üzerine gitmek isteyebilirler. Muş 8 mermisi var sadece. Shoulder'ladı orayı. İkinciye geliyor. Üzerine gidecek ama Marvel izin vermedi ve 13-10. Other Side 3. haritaya götürüyor bizi.